Sakın. Yengem. Sakın. Beni zaten gösteremezsin böyle. Kendimi zaten gösteriyorum şu anda. Yengem sıvı yağını almış. Baget tavuk gibi kendini yağlıyor. Borcamla fırına verilmiş gibi şu an bak karşımda. Zeyrehan Gem bu tarafta, Selma Alan bu tarafta. İkisi de güneşe vermişler kendilerini. Kadir bize güneş kremi almadı. Yanalım diye. Yaptı. Cimrilikten bir evet de sıvı yağ kullanıyoruz. Allah sizi hırşede inşallah. Gelin görünce sizi böyle cehennemde de görecek miyim acaba? Ha, halamla yengem selam. Kadir, gelin görünce benim. Yanarken çevirirsin sen de. Hep daha burası. Lütfen odunlarını bana verin. Kız haşlanırsınız haşlanır. Arabada göt göte gidiyoruz. Ondan sonra bana değme. Oh, sen dün yolda Selma bana değme terledim diyordun. Terledim, terledim. Kerem yok ya. Rahat bir şey. Benim de kardeşim gözlerine bak. Telefonumu elime alana kadar kaos kaçtı. Zeyran Gem Selma Hanım'a diyor ki akşama diyor rulo börek yap diyor ama diyor ucunu suya batırsan Selma Hanım diyor ki ay ben şöyle yoğurtlu mort yapacağım. Yengem diyor ki uydurup uydurup bir şeyler yapıyorsun kimse yemiyor sana Selma Hanım diyor ki yemeği. Sigara böreği yap ama benim dediğim gibi yap tamam yengeciğim sen dediğin tamam gibi yapacağım. Ya az önce çok gerçeklerdi şu an sen. Çekmiyorsun değil mi? Kendimi alıyorum. Gerçek yüzlerinizi göster. Manyak. Nasıl da içten yengeciğim. Hele yengemin görümceciğim diyeceğim. Kusuyor kusuyor. İçim geldi. Hele hızlıcık naylon kotu aldım. Çok konuşuyorsun. Kamerayı kapatayım birbirlerini yiyecekler. Yengem Selma Hanım evde tembihlemiş ne dedi sana? Diyor ki sakın diyor Kadir'in ağzına uyup da diyor benden dalaşma diyor. Evde dedi bunu. Evde. Peki tatilde ne oldu? Anne ne oldu ki Kadir şey diyor. Hiç dememiş gibi. Ama ben... sen şimdi kadını kışkırtıyorsun. Onu da Arnavut damarı tutuyor sana saldırıyor. Sen de bu sefer... Benim de Bayburt damarım tutuyor. Evet halamın da lor damarı var. Önden yani, veriyor. Gelmiş lor. Arkadan veriyor sarı. Evet. Arkadan canım halam. Halam ankestiye bozukluğu yaşıyor. O ne demek lan? Ankestiye ne demek? O ne demek? Ankestiye ne demek? Öyle olmaması gerekiyor. Ankestiye bozukluğu. Yani stresli bir kadın. Ansiyete bozukluğu. Ansiyete bozukluğu. Onu da bak kendim de beceremiyorum. Doğrusunu iyice unut. Hayır, gerçekten ansiyeti bozuk. Kız ansiyet ne diyor ankesiyeti değil mi? Hayır. Yenge. Evet onca kavganın sonunda kimse yemek yapmadı. Döner ekmekle işi çözdük. Yoksa havuz kan gölüne dönecekti. Baktım ki birbirlerine giriyorlar. En iyisi bir döner ekmek söyledik. Gözlerimiz ışıldadı. Artık kavga bitti. Çayı taraflardan kim demler orasını bilmiyorum. Ben sadece. Bize gelince hiçbir zaman hazır yok. Ama onlar göre gelince hemen yengem gene kaos. Kaçak çay evet kalmadı benim de aklıma geldi ama orada kaçak çay yoktu. Burada kaçak çay bulamadım. Gelirken almıştım ben onu yolda. Evet Fitnegül yengem gene bir kaos çıkarttı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadının sırasında hiç hazır bir şey alınmıyor. Size gelince hazır alınıyor. Evet. Selma Hanım beni öğütledi çünkü. Benden beraber olan şanslı. Canım halam şansın bize geçsin. Evet. Yengemin gene derdi halı. Bana diyor ki bana halı almazsan diyor sana hakkımı helal etmem. Dedim ki zaten ben her türlü yanacağım. Bir yengem bir nesli. Hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmem. Benden yana bak. Böyle camı açacağım cehennemi. Göstermemek. Ben yanarım. Siz de cennetin kapısında beni beklersiniz. Helalleşene kadar öyleymiş ya bekliyorlarmış. Öyle mi? Evet. Derim ki ya Rabbi dört tane yolluk için burada bekliyorlar. Oo, ben helal ederim. Evdeki halıları ucuca verse yok, Boğaz Köprüsü'ne yolluk olur. Yok, bir zaman makinede yıkanabilir halı dedi. Tamam okey. Onlar bitti bizim evdeki beyaz halılardan dedi. Tamam tam takım aldım o da okey. Hatta onları da hiç sermiyor şimdi neymiş kirleniyormuş. Oğlum benim torunlarım bak. Niye o zaman peki o beyaz halıları benden o zaman, istedin? O zaman taciz sen... ettin beni aradın sıkıştırdın. Taciz ettim ya seni ben manyak. Yenge sen aç. Sen duyuyorsun. Hayır sıkıştırdın. Sen aç. Hayır, bir şey olacak. Hayır olmaz olmaz. Aa, Allah canınızı almasın sizi. Çok güzel.
Teşekkür ediyorum. Genelde bizim ailedekiler pastaların üstüne en çirkin resimleri yiyorlar. Ya biz daha doğrusu çok böyle en çirkin resmi bulmuşsunuz. Şimdi diyeceğim, annem benim için 20. yaş doğum günü yapmıştı. En çirkin vesikalığımı koymuş. Bütün millet pastal alkışı, ben sadece bir resme bir de anneme bakıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ekibinize, Mehmet Bey'e de selamlar. Ayaklarınıza sağlık. Hadi kesek yiyek artık. Olma, 2 dakikalık çıkarırsın, bir şey olmaz, öyle çıkarız. Bütün hanımefendiler dediler ki seneye de muhakkak buraya bekliyoruz. Dedim ki artık akrabalarımın son tatili maalesef ki önümüzdeki sene inşallah Allah nasip ederse artık kendi ailemle gezmek istiyorum. Hanımefendi diyor ki zannetmiyorum. Dedim zannet artık zannet. Diyor ki zannetmiyorum, siz gene ayrılmazsınız. Ben aile içinde de kaos çıkartırım ki ben kendi evimde de kaos. Hanımlar kaosun gerçek olup olmadığını kontrol etmek için gelmişler. Şu anda gözlemliyorlar. Gerçekten burada kaos var mı yok mu? Az önce hanımefendi yengeme dedi ki maşallah dedi, yüzünüzden nur akıyor dedi. Hiç öyle bir büyü havanız yok. Sen kabul etmesen. Aynen. Highlighter'ın markasını söylesene yenge. Nur olduğunu düşünüyor. Highlighter'ın markasını söyler mi? Gayet nur. Dün yengem arabada tespih çekiyor ya, yazmışlar ki kadın tespih çekerken bile rujunu asla bırak. Ve inanır mısın, yengem normalde bakkala bile giderken taşla tuşlu giyecek, rujunu aldığınız için o şekilde. Yani asla ve asla öyle markete, bakkala, eşofmanla göremezsiniz. Havaalanına bile rujla gidecek. Ay bir de giyindik bir yerlere gideriz diye. Gezmiyor. Bir giyinmişler, makyajlar, saçlar. Kimdi o bagajda giden? Teyzem bagajda. Onları üst bed teyze Selma alan benim kucağımda üst üste gittik. Kerem'i havalanına bıraktık, geri bir eve geldik. Bunun için mi dedim bu kadar ki? Bak hanımlar bile anlamışlar. Diyorlar ki Kadir Bey burada bir tek siz içinizi atıyorsunuz. Bak herkes tatilde göbeğim çıktığını zannediyor. İçime attıklarım bunlar işte. Yutuyorum. Bak hep böyleyim. Bunu da yuttum. Bunu da yuttum. Bak biz de yuttuk. Bak 9 aylık oldu. Sizin içinizi yiyor zaten. Değil mi? Söyleyemediğim ne kadar belli. Bir tanesi yazmış ki Kadir Bey kaynanamın hakkından anca sizi gelsiniz. Dedim benim dilim dönmez. Ağzım laf yapmaz. Ne diyeceğimi bilmem. Ah ah. Allah boşuna bana ezildi soyadını vermemiş. Herkes soyadının kaderini yaşıyor. Evet, az önce hanımefendi bana bir soru yöneltti. Bir daha sorabilir misiniz? Sizde yaşamak zor mudur dedim. Hemen şöyle bir. Anne. Efendim. Hanımefendi soruyor, benimle yaşamak zor mu, kolay mı? Güzel yanı da var, zor yanı da var. Kibarlaşma, gerçeği söyle. Tamam işte, güzel yanı da var, zor yanı da var. Ama hangi konuda zor mu diye sordun sen şimdi, onu söyle. Az önce kendiniz söylediniz ya, böyle hani evde oturamıyorum, duramıyorum, sürekli kalkıyorum, onu bunu yapıyorum falan. Ha, hemen soralım. Şimdi bak, hani yerinizde duramadığınız için, bak güzel yanı, yanında sıkılmazsınız. Kimseye gerek yok. Tek başına bile bir orduyu eğlendirir. Evet. Neşelenirsiniz, huzur bulursunuz. Ama temizlik konusunda... Yengem bu. Anne acıksan değil. Ona bir şey diyemiyorum. Yani temizlik yapacağım varsa da... Evde oturamamamın size bir zararı var mıydı yani beraberken? Ha tabii yok, zararı yok. Evde oturma işi, işte oturamıyorum hani orası burası. Ama ev çok temiz, çok güzel. Orası çok güzel. Ay, temiz kullanmak çok güzel.
Ama ev çok temiz, çok güzel. Orası çok güzel. Ay, temiz kullanmak çok güzel. Ama bir yere kadar. Temiz kullanmak çok güzel ama temizlemesi zor. Temizlemesi çok zor. Ama tabii temizleyen Kadir olunca. Yani bir zaman sonra sıkıyor artık. Yani üstten nefreti. Hani temizlikten nefreti geliyor artık. Zaten şey yazmışlardı ilk ben televizyon çıktığımda, annesini temizlikten bıktıran çocuk diye paylaşmışlardı. Ha, evet aynen aynen. Ama öteki tarafı mükemmel. Yani kimse sıkılmaz. Yengem için de temiz eve girişi güzel. Evet. Temizlenmiş bir ev, paklanmış, tüller yıkanmış, perdeler. Ben temizlemediğim süreci çok güzel. Süper. Az önce beni bir gülme krizi tuttu havuzda. Sonra havuzdan çıktım, fenalaştım. Başıma bir ağrı girdi şöylemesine. Sonra şu üst dudağım uyuşmaya başladı. Sonra bize kısmi bir şok yaşandı burada. Tansiyon aletleri havada uçuştu. Ve benim şeytan caklama sadece dedi ki, şeytan şuraya yalandan bayıl. Burayı birbirine kat. Manyak. Sonra vazgeçtim. Ne mi oluyor? Ama o dudağımın uyuşukluğu dedim herhalde gitmeyecek, yüz felci geçireceğim, Allah göster bizi. Ben bir gün bir gülme krizi yüzünden başıma bir şey gelecek. Kaşım kaş gözüm göz, kaşım kaş gözüm göz değil. Ama şimdi kaşım kaş gözüm göz değil mi? Ay, suyun içinde gülme krizi geldi bana. Sonra atlatamadım onu, daha çok gülmemesi kafam basınç yaptı. Neyse ki yengem bana kettle'ın dibindeki sıcak suyu okuyup içirdi de kendime geldi. Okumuş su diye kettle'ın altında kaynamış suyu veriyorlar ya. İzleyici kanal isminin açıklanmasını istemeyen bir seyirci göndermiş. Hep birlikte seyrediyoruz. Sanki belimle harp pişiriyorum, belim ağrıyor. İstemiyorum. Ay, sütün güzel yanıyor. Daha bitiremedin mi? Sarnıcı gelir şimdi. Çabuk al biraz. Bitti bitti abla. Al bakayım şunu. Hadi. Neco gelene kadar bu güğüm de sütle dolacak. Ama abla pis kokuyor. Olur mu? Ama abla pis. Herkes biliyor, odalarımız ayrı. Evet, gecenin 3'ü ve biz küçük gelin Nazmiye'yi izliyoruz. Çok heyecanlanmadın mı? Bak. Canım ama. Nasıl keyifli keyifli izliyor. Şu var ya Hollywood'luk film de kimse bunun kıymetini bilmiyor. Niye anasını öldüren herifi affetmiyor, üstünden geçmiş 10 sene yeme diyorum ki affetsin işte, kocası olmuş da diyor ki öyle şey olur mu? Üstten geçmiş 10 sene, giden gitmiştir. Annesi yani. Tamam ölüyü örtmüşler, götünü dürtmüşler, olmuş 10 sene. Ağanın oğluyla evlenmiş. Koyun evlensin, sanki evlenmezsen o sersefil olacak. Ana gitti, tava gitti, tas gitti, tencere gitti. Daha zaten gelemez ki. Yengem yani. Evdeki eski yorganları atacakmış. Dedim ki at gitsin dedim. Sana zaten yatıya kim geliyor diyor ki. Kızlar geliyor, sen geliyorsun. Dedim ki bana verdin kötü köyüne bir battaniye. Altıma çarşaf bile sermiyorsun. İpek battaniye veriyorum. İpek battaniye vermiş o bana. O kesilim koltuklarıma çarşaf bile sermiyorum. Evet, onun o yapraklı kısımları batıyor bana. Ya ama ben. Topkapı Sarayı'nın koltuklarına yatıyorsun.
verdiği bana nakliyecilere... Gene yaranamadım, gene yaranamadım. Bak, nakliyecilerin eşyalara sardıkları o battaniyeler... Sanki nakliyeciler yaşıyordu benim evde sanki. Ay, bir de dersin ki üstüme kat kat ipek yorganlar, altıma atlas çarşaflar seriyor. İpek battaniye verdim i̇pek, sana. İpek sizin evde ipeğin ancak böceği olur. Kendi akrabalarına verir. Ben daha bizim üstümüze bir tane bir şey hangi vermedim. Hangi akrabam geldi de kaldı bende? Ay rahmetli anneannem bir gün geldi de seccade üstüne serip yattıydı. Hiç unutmuyorum. O yalanın batsın. Yalanın batsın senin Kadir. Hayır seccadenin üstüne nasıl yattı? Hayır seccade ben... üstüne alıp yattı. Öyle de ufak karıydı ki bir seccade yetti ona.